Vay Dunya sevgi sebzedi. Ya vay sebzeyim evlerdi. Vay Dunya karmaza şişme. Sarma kuşsuzdu o şajri. Vay Dunya zeygu efe. Şikoyara Adım Nadir, Nadir Yamaç. Panoj Nadir Yamaç'ım. Kahramanmaraş Göksun Kamış Köyü'ndenim. Ben depreme Kahramanmaraş merkezde yakalandım. Kahramanmaraş merkezde Binevler Mahallesi'nde 5. kattaydım. O sabahın en tatlı anında derin uykuda yatarken 4.17'de yani çok büyük bir sarsıntıyla uyandık. Uyuduk, uyumakta olduğumuz çekyattan adeta fırlattı bizi de şey olarak dışarıya. Çocukların odalarına koştum, onları buldum. Büyük feryat figanla apartmandan kendimizi can havliyle dışarı attık. O apartmandan kurtuluşumuz gerçekten mucize. Sokağa çıktığımızda kadınlar kızım oğlum diye feryat figan bağırıyorlar. Çocuklar da anne baba diye bağırıyorlar ama inanılmaz derecede bir feryat figan var. Kimi çıplak ayakla, kimi pijamayla, kimi şortla. Bu Akdeniz için, kar yağmayan bir yer için gayet normal gelebilir ama Maraş merkezde de olsa kar yağıyordu. Yani yerlerde karlıydı zaten su. O anda karla karışık yağmur yağıyordu, rüzgar da esiyordu. İnanılmaz derecede canhıraş bir feryat figanlar. Sonra İlk aklıma gelen benim varım yoğum her şeyim olan bir amcaoğlum vardı benim. Onu aradım. O da Maraş merkezde yaşıyordu. Aradım ulaşamadım hanımına da kendisine de. Oğlumdan rica ettim arabayla oraya götürmesi için. Gittik. Yengem apartmanın köşesinde kalmış. Can vermişti. Amcamın oğlu da apartmanın altında kalmıştı. 5 katlı apartman tamamen çökmüş vaziyetteydi. 2 gün uğraştıktan sonra çıkardık tabii onları. Amcamın oğlu Celil Yamaç'ı ve eşini Sultan Yamaç'ı. Sonra onları defin ettikten sonra köyle de iletişim halindeydim değerli muhtarımla birlikte. Kamışık Gençliği ve muhtarımı yalnız bırakmayayım diye köyüme koştum geldim. Ama o arada işte İzmir'den, Antalya'dan, Kayseri'den, İstanbul'dan çok değerli dostlarımın, arkadaşlarımın teklifleri oldu. Gel işte çocuklarını da al gel burada kalırsınız diye ama ben gitmedim hiçbir yere. Köyüme geldim. Yani bir lojistik destek sağlayabilir miyim acaba köyüme diye. Köyüme geldim. İyi ki gelmişim. Köyüme geldim ki 150 haneli köyde 120 tane evimiz maalesef yıkılmış durumda. Tek bir şeyimiz var, tesellimiz var. O da köyün içinde depremden dolayı can kaybının olmaması. Fakat komşu köylerimizde Solucak'ta oldukça yıkım olduğu, Solucak köyünde depremden dolayı vefat edenlerin olduğunu
duydum, üzüldüm. Anzure'de öyle, diğer köylerde de öyle. Kilaksere köylerinde hepsinde öyle. O süreç zor bir süreçti. Allah bir daha yaşatmasın. Yani hakikaten çok büyük bir afetti. Yani feryat, figan, kaybettiğimiz annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz var. Allah onları, onların mekanları cennet eylesin diyorum. Yattıkları yer nur olsun. Sağ kalan ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum tabii ki. Buraya kadar geldiniz bu çekimle ilgili. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Kiraseneyi olarak teşekkür ediyoruz. Özellikle Kamışköy için de teşekkür ediyoruz. Bu gayretin başında Avşin Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özcan Bey var. Ona da çok teşekkür ederim. Deprem annemiz Sabahat Hanım var. Bu çalışmayı da böyle sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum ben size. Sağ olun, var olun. Sözüyle Ahmet Duran Şegemhal Sarsur Deprem Merkuri 4-17 Zivunam Sıkıracağım Zivunamı Kuhacımı Ziller Rıyı İtağım On Şigeğon Şigeğon Birim Takudeku İkinci Deprem Gene bulam sırasası, depremiydi mi bulam sırasası. Yani soğudukları rekazı mucizesi, buna mini koyup kovası. Ziyi kıbar çeker ama bir. Yani sabım, rasım nöksü de karşılası. Mağapı çırası ne bileyim. Zdım kapısan o, dirham içeren de iklas. Tekveyi Kahvaltıda kutsuz, ne bileyim, cigarız, güvahat, şihaz. Şimdi ne varsa oturma odam, mağapa yürüyüş o sebebim. Abi gel, çekilmişti kuru. Tuzsuz su, ikinci depremi kutsuz. Bu ne varsa, rap kuruya rıcasa sıkırtanaz, sober kakur yağı. O atlığa yes. Abi yavur sitse, yavurken soba kadar kopuş abim, bu sefer Mr. Halim gelip sağa yes, girsek yüzde o sobam yiye. Çolak ya yetim, kimse girsek yüzde o. Abi yavur situra, yatanı deprem, yatanı o kafara gireceğiz soba. Sobam zire usan, tutacak mutacak, gori sığam. Apsana gelse bu sonra as atışını yavru sitru siyahar rüsü kas. Fazla müstüren, sıkakahın o an yani. Sobum dıgıdaşlıdır as mecburu. Vasır gos, zildekvan diye an. Kuvajım daha sebebim, kuvajat günevunu kas kuhas. Muhalle muhalle ve heti yuna kava, heti yuna sağlam zora. Velhasıl daha diyeti amvazı etemzi. Vajır komple ve suyuklara kava hodet. Abi yuruz ki dizdekvan sığınmıştı zırhın zgol diyeti ami. Sihirraleri göksün dest. Mal Ankara konu Yani sığınacak yer arıyorlar artık. Deriz daha şöyle Ankara mahkûs kendisi az. Mahkûs ne olurum? Antalya Konya altı. Yurtum Dragablağa sebebim. Nerede ki Hunayk abi barınmıştı Sıkhvaz diye şen diye fenhat. Kıddatı Abahane Lahrazı Gafuk. Abi belediye başkanı Semih Bir var herhalde, dikojeliz yani. Dikojeliz. Abi
memleketim evi ifade edeceğiz. Yani bahem ikan ne koşt ibaga bile şişe amelim. Mbaga kuayur gumi koşsun şiş kuahas bahlem şiyazı. Zekon rıhniya. Ağodra şiş işte konya altı. Digur gelen bir şiş. Kodizu drahatin ya bir Mis muhtarisus nadibe as-khwaaz kesit fi hal dawa fi khura yani gidişat hari ota anasında bıga ne hari perişan khwaaz epeo darınmış zarhun yer ya ma o sağ olsun bir kaç tane bunağım ya bir şey her vaşsa bin arubun kadına her ila gabla gadi Sus yeslahas. Abam tarazga hux. Ya aga kuzgor ya ras. Nasıl geçim yürür ki bir kez daha koşas işte. Bir dışa sağ olsun konteyner çadır zgor hali kadahtı. Diye geldim çok şükür. Evet. Diyorlar hadi tuval hocası temel 60 yaşlar o beton sütiyakah o. Zipopla bakalım. Bir hap ronda teslim tuvalın hocayı gıcıya detayla muhtarım ne kapı yürüyoruz. Aras. Ama ev felaketi çıkart. Yaşamış depremimiz tad. Ev felaketi çıkart. Hani dinahırsam yapam Cüner kutuşunuz, kutuşunuz yahut ya. O an dersi kutuşuz. O da izaz dinahırsam, diyadam, diyadaşam. Cüner peşim, Cüner kutuşuz. Yani o kadar şiddetli o felaket. Elhamdülillah, hayhamdü suyukumu. Elhamdülillah, o da var. Bir daha diyeyim gâslâhu ya. Amin inşallah. Diyâdâhem yâmşâhâhâr dâtlâhâs. Artık da cizlik hamsı diyâslâhûn. Hâli alâhem tuyuk yâz gârs. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Sefa Gel, Gellerin oğluyum. Deprem anında biz ilk depremde Elbistan'daydık. Elbistan'dan ilk depremde oradan çıktık. Çocukları aldım, buraya geldim. Burada evleri falan kontrol ettik. Evlerde hiçbir şey yok ilk depremde. Ben traktörleri falan çalıştırdım. Köyün yollarını açtım. Maraş'tan beni arayan çoktu, yollar açık mı diye. Onun için Çardağ'a kadar, Tombağ'a kadar yolları temizledim. Ondan sonra mahalle aralarını temizledim. Çünkü Maraş'ta deprem şiddetli olduğu için buraya gelecek oradan vatandaşlar. Beni arayanlara da evlerinin sağlam olduğunu söyledim. Ama ikinci depremde öğlen umduğumuz gibi olmadı. Buradan ben çocukları, amcamın çocuklarını hepsini bizim eve getirdim. Orada ikinci depremde bizim ev başta olmak üzere köyde toplam 120 tane evimiz yıkıldı. Orada biz çocukları falan anca çıkarabildik. Yani bu deprem görülmemiş bir afetti. Onun için herkes bayağı zorlu bir süreç yaşadı. Soğukta kalanlar, dışarıda kalanlar, evsiz kalanlar. En çok da paranın geçmeyeceğini öğrendiler. Bir şeyde artık yani zor bir süreçti. Allah kimsenin başına vermesin. Bu depremde bizim buraya yardımcı olan, yardıma gelen bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, tanıdıklarımıza herkese teşekkür ederim. Özellikle herkesten Allah razı olsun. Derneklerimiz sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Herkes ikinci gününden buraya yetişenler hepsinden Allah razı olsun diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
Recai Baturoğlu. Köyümüz yıkıldı yani komple. Ayakta kalan pek bir ev yok. Benim evim yerle bir oldu. Hatıralarımla beraber gitti. Yeniden bir düzen nasıl olur, nasıl kurulur? Artık onu tam olarak kestiremiyoruz ama inşallah toparlayacağız. Yaşama devam edeceğiz. Ama köyün durumu pek iç açıcı değil. Yani durum vahim. Ama sağ olsun eş, dost, dernekler bayağı bir yardımda bulundular. İnşallah ayağa kalkarız. İnşallah. Allah bundan beterini göstermesin. Büyük bir felaketti. Yani yüzyılın felaketi diyorlar ama gerçekten öyle. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Evet. Amin inşallah. Evet. Hazreti Ekrem Özersin Yukas. Sen deprem Elbistan şiki bu ders. İlk başta unam sıkır ayıver. Tifurul fır sefa. Siv gaydiri sefa sıkıvas. Benim orada sefaya ulaşamadığım an sıçrıştım asım sidine ve otekicesi. Fakat sen bir hatırlatmış sunu yazarın üzmesiye. Mer Allah Hamza daha kadim tijyesi var. Allah Hamza daha kadim aşağı ya. Bunun yani ne getirip bize gerçekten bunu hatırlanacak hiçbir tarafı yok. Hatırlamak istemiyorum. Benden başka burada çok acı çeken insanlarımız da vardır. Aileler kayboldu. Allah onlara da yardım etsin kalanlara. Geçmişlerine de Allah rahmet eylesin. Amin. Bunun hatırlanacak bir tarafı yok. Fakat yine de hayat devam edecektir. Herkese geçmiş olsun diyorum. Şahşak oğa, Necla Özbek, Şegem Hesren'in ses, Hacılıkız Fikri Sırıbıs Anjuri. Zi evet müsteşve yaşamışcaz, tam zade hadi maşallah ki evo gurus jast, evo gurus mehvet. Ama tek temennimiz di gurfa var, di onna var, di şahı seyriyor, di bener yiriyor, di şifhar yiriyor. Hep kayıp di ama tek di gurfa var aras. Çok şükür. Bugünümüze de şükür. Günümüzü önemli, hem hapşepiri önemli. Biz harcını öpsori zada paşacağız. Ona o hem. Psori ihtiyacı gıdatüre. Psori bir şekilde zıbırmak var. Yeter ki can kaybı olmasın. Eyvay gokta zaşır. Eyvay yani jipanu müstünü kelime bile boğatıram. Eyvay gokta. Tam zada haydi maşallah hake. Tam ne hey hemi dışıkuma hake. Eyvah, nefşifi şubim dedetez, tırahacaz, yetenir yaşamışcaz. Ama kasatı emi dışı yubudam. Onda kayıp mutfağım dışasaz. Tıkıca giri mutfağı kayıbışaz ama kasatı emi tıkaylaz hamdolsun. Çok şükür bugünümüze. Nöbey diğvacı anzuri siyadaha yavunahar. Kağavaz, kızrağavan hüridoz, angiydi popla ama epey ve etkilenmiş sıkhas gosu eva hamnakhim de şeyhuma ahami de seyirciniz sağlık olsun yeter ki deyip seyire uzun çay soruz görkünüz tam uzun çağ ve tepsiyomi khair gedizri rahatlığa şaşak o
Ben Osman Gel, Kamışçık köyünde ikamet ediyorum. Kamışçık Gel hasasız. 6 Şubat 4.17'de Maraş'taydım. Deprem günü. Zor şartlarda depremden çıktık. Maraş'taki evden. Ve sonra köye gelmeye karar verdik. Akşamüstü. Köye geldiğimizde Kamışçık'taki evimiz yıkılmış bir vaziyetteydi. Hadi. Bu evi benim depremde iki kızım vardı. Birini zor şartlar altında çıkarttığımız için, bu beton binaya giremem ben baba dediği için inşa etmeye başladım. Bu inşaatta köydeki yıkılan evlerden temin ettim malzemelerini. Bu evi inşa etmeye karar verdim. Biraz şekli değişik olabilir ama yeni kendime yaşam alanı üretmek için yaptım. 6 Şubat 4.17'den sonra karar verdik buna. Depremde en sağlam olacak, en sağlıklı bir şekilde yaşayacağımız için bu evi imal etmeye karar verdim. Allah bir daha bu acıyı kimseye yaşatmasın. Diyeceğim bu kadar.